Anneciğim doktor... Lazer mi? Lazer. İşte lazer. Doktor. Ama şu anda o kadar çok aynı anda bir... Tamam cevap vereceğim ama... Şimdi lazer diye bir tane cihaz var, tamam mı? Burasının buranın ne olduğunu bilmiyorum ki. Burası dişçi koltuğu mu? Rüzgar, burada bir koltuk var. Sence ne burası? Bak bir tane koltuk var içeride. Başka ne olabilir? Dişçi mi diyorsunuz? Neyse tamam, hadi kurcalamayalım. Oturalım buraya. Rüya, bir şey söyleyeceğim sana. İster misin? İster misin? Sedyeye yatmak ister misin? Hadi o zaman. Ver uçağını bana. Ya bir şey olmaz ya. Hadi gel. Az önceki doktor çok tatlı değil miydi? Arkadaşlar sizce bu sedyeye yatalım mı ya, bir çılgınlık yapıp? Hadi gel uçağını ver bana. Neden buraya yatacaksın sadece? Yatak. Rüzgar sen oturabilir misin buraya? Tabii. Hadi gel. Tabii ki görelim o zaman. Ondan sonra da Rüzgar, o insanları böyle hastanenin içinde götürüyorsun bir yerlere. Anne. Efendim, diyelim ameliyat... Tamam yatma, otur. Sen de oturmak ister misin? Diyelim ki ameliyat olacaksın, tamam mı? Ameliyat olacağın oda en üstte. Gel seni de yukarıya yanına oturtayım Rüzgar'ın, gel. Sallanmaya başladı ya. 23 kiloyum ben. Evet. Kaç kilo? 15. 23-15 kilo. Şimdi bu sedyenin ne işe yaradığını anlatıyorum öncelikle size. Bu sedye... 28-29-30. Ne hesaplıyor sence? Total kilonuzu hesap. 37. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu sedye elinizdeki uçaklarla beraber anlatıyorum size. Bu sedyeyle diyelim ki hastaneye geldiniz. Tamam mı? Acil ameliyata girmeniz lazım. Ve... Bacaklarınız tutmuyor. Ne yapacaksınız? Bu sedyeye yatırıyorlar sizi. Sonra haldır 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 ameliyathaneye götürüyorlar. Veya diyelim ki hastaneye girdiniz. Yürüyecek dermanınız yok. Çok yaşlısınız. Hemen bu sedyeye atıyorlar sizi. Hop doktorun odasına götürüyorlar. Çok mantıklı değil mi sizce de? Ben bu hastaneyi çok sevdim bu arada. Şu anda biz bekliyoruz ama baktılar ki biz kalabalık bekliyoruz. Bizi neredeyse küçük bir oda tahsis ettiler. Böyle burası bizim, şuraya oturabilirsiniz dediler. Galiba bizi izole etmek istemiş de olabilirler. Rüya, bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Gezmeye gidelim mi? Sıkı tutunun, götürüyorum sizi. Hazır mısın arkadaşlar? Hastane turu yapalım mı sedyeyle? Bu çılgınlığa hazır mısınız? Hadi götür. Götüreyim mi? Ne düğmesi? Şunu aç ve içinde bir... Ya onu aç diyor, o kadar da değil. Ama sedyeyle her an arkadaşlar bir yolculuk yapabiliriz. Şunlardan tutuyoruz galiba. Ha değil mi? Bilmiyorum ki, ben sedye kullanmadım daha önce. Gidelim mi? Arkadaşlar sedyeyle hastane turu yapın diyenler hemen şu anda like'ını atıp yorumunu yazsın. Rüya hayır. Rüzgar gezelim mi sedyeyle? Sen de böyle yap o zaman. Çok güzel oldu gerçekten. Arkadaşlar birbiriz şu anda sizin yorumlarınıza göre sedyeye karar vereceğiz. Götüreyim mi onları, götürmeyeyim mi hastanede? Nereye gideceğiz oğlum? Anneciğim burası hastane, fink fink gezemeyiz. Bak 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 bak, doktorun adası orası. Ne yapıyorsun doktor adasına? Bak ışığı kapatıyor. Hayır. Tamam tut elimi, gezelim bir tur. Tamam tut. Tut. Arkadaş bir kan vereceğiz altı üstü. Geziyoruz. Hayır beni bırakırsan gezmeye gidemeyiz. Bak Şahin Bey diyor, bak gel. Rüya sen burada otur, tamam mı? Ben bir rüzgarı bir tur attırıp geleyim. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Bu tarafa gez. Bu tarafa doğru. Buraların ne olduğunu biliyor musun? Aa çok değişik cihazlar var. Bak burada röntgen cihazı var. Sen hiç röntgen cihazı gördün mü? Hayır gördün. Nerede gördün? Burada röntgen çekiliyor Rüzgar. Ama hemen gidiyorsun. Hay. Bu ne? Abi. Gel gezelim o zaman, gel. Gidecek misin abiyle? Hadi bitti gidiyorsun. Aa adam abiyle gidecek. Anneciğim tanımıyoruz abiyi. Arkadaşlar sakın tanımadığınız insanlarla gitmeyin, olur mu? Aa hemen gidelim diyor bu da.
Anneciğim düşün birazcık. Rüya nerede acaba? Bakalım mı? Evet, bir bakım. Rüzgar. Rüya burada, burada mı? Hah, Rüya seni kontrol etmeye geldik. Nereye gittik biliyor musun? Röntgen odasına gittik biliyor musun? Gitmek ister misin sen de? Sadece kapısının önüne gittik. Röntgen çekinelim mi? Ciddi söylüyorum. Ben kere çekilmiştim. Işığı kapattı. Doktorun ışığını kapattı. Rüya koş, doktorun ışığını aç. Koş. Ay bizi atacaklar hastaneden. Rüzgar. Evet Rüya, röntgen nasıl, hatırlıyor musun sen? 4 yaşındaydım. Evet, nasıl ya çektirmiştik? Hayır, o dinlemişlerdi. Ama yaklaştın, sırtını açtılar. Ondan sonra derin nefes al dedi. Dedin kollarını havaya kaldırmışsın. Kaldır kollarını havaya. Derin nefes al. Fışık diye ciğerlerinin resmini çekiyorlar. Sonra doktor ona böyle böyle bakıyor. Diyor ki ha bak ciğerlerinde şu var, bu var. Şöyle böyle tertemiz. Arkadaşlar siz hiç röntgen çektirdiniz mi? Röntgen çektirenler hemen yorumlara yazsınlar. Değil mi? Ben çektirdim valla. Ben çok çektirdim. En az 5 kere falan çektirmişim. Rüzgar, biz sana hiç röntgen çektirdik mi? Rüzgar hiç röntgen çekilmedi galiba değil mi? O bu konular birazcık daha şanslı. Neyse hadi. Işığa doğru gidiyor. Tutalım onu. Hah, gitmedi. Rüzgar sen artık cezayı hak ettin. Doktorun odasının kapısına yaklaşmak yok dedim. Yine gittin. O yüzden sana ceza, sedyede oturacaksın. Gel buraya, sedyede cezası. Evet Rüzgar, senin artık sedye cezan başladı. Bakıyorum, burada kalmak durumundasın Müslüm. Olmaz mı? Ağlamayı bırak öncelikle. Madem olmaz, niye doktorun odasına gidiyorsun? Işığını kapatıyorsun kadının. Kapısını açıp kaçıyorsun. Bunlar yaramazlık. Bunları yapmayacağına söz. Bunları yapmayacağına söz. Hastanede sessiz oluyorsun.